bazı önemli hatırlatmalarımız var. Öncelikle dünya küresel bir salgının içinde... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için kamera karşısına geçerek önerilerde bulundu. Bakan Selçuk öğrencilerin dersleriyle ilgili materyallere nasıl ulaşacaklarını anlatırken kitap okumanın da önemini vurguladı. Bol bol kitap okusunlar. Her şeyden önemlisi salgının biteceğine, hayatın normale döneceğine, eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarına emin olsunlar. Bakan Selçuk ayrıca salgın döneminde öğrencilerin yaşadığı zorluklara da değindi. Rahat olsunlar. Eğer duygusal açıdan bir ihtiyaç hissediyorlarsa lütfen 444 0 632 arasınlar. Uzmanlarımız kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar. Biz her zaman yanlarındayız. Her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisede bence etmep.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde lisede bence etiketiyle paylaşabilirler. 9. sınıf öğrencilerine önerilerde bulunan Bakan Selçuk, 1 milyon 622 bin 153 öğrenci olduğunu belirtti. EBA platformu üzerinde kendileri için hazırladığımız kitaplar var. 14 etkileşimli kitap var ki kullananlar çok seviyorlar. Beceri temelli kitaplarımızın içinde binlerce beceri temelli etkinlik var. Kazanım kavrama etkinlikleri var. Konu tekrarını video ile yapmak isterlerse 8 derse dair 186 konu özeti eba platformu üzerinden yayınlanıyor. 288 ders videosu TRT eba lise kanalında yayınlanıyor. Hem de günde birkaç kez tekrarla. Onları izleyebilirler. Soru çözmek istiyorlarsa Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal Soru Bankası adlı ücretsiz mobil uygulamayı indirsinler. 10. sınıflara önerilerde bulunan Bakan Selçuk, Türkiye'nin bugün 1.209.317 öğrencisi olduğunu dile getirerek şunları söyledi. İstatistiklere bakınca onların canlı derslere katılım oranları yüksek görünüyor. Bu çok sevindirici. Lütfen canlı derslere sıkı sıkıya devam etsinler. Eğer konu tekrarı yapmak isterlerse TRT EBA Lise kanalında 324 farklı ders videosu var. Gün içerisinde tekrarları da veriliyor. Bununla birlikte EBA platformu üzerinde 8 derse dair konu özeti videoları var. Bunları da lütfen izlesinler. 11. sınıfta Türkiye'nin bugün 993.087 öğrencisi olduğunu bildiren Selçuk şöyle devam etti. Eğer hala aralarında duymayanlar varsa kendilerine onlar için hazırladığımız yapay zeka destekli EBA Akademik Destek uygulamasını mutlaka öneririm. Kısa adı ADES olan bu uygulama YKS'ye hazırlık konusunda öğrencilerimize çok ciddi bir destek sağlıyor. 12. sınıfta Türkiye'nin bugün 983.753 öğrencisi olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önerilerine şöyle devam etti. Salgın sürecinin en kaygılı öğrenci grubu 12. sınıflar. Haklılar. Bir salgının gölgesinde gelecekleri için çok önemli bir sınava hazırlanmak hiç kolay değil. Ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış, ya eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle. Öğrenci çalışırken sistem öğrencinin anlamadığı geçmiş konuları tespit ediyor. Anlatım videosunun Tam da öğrencinin anlamadığı yerdeki parçasına geri gönderiyor ve eksik konu bırakmadan öğrencinin yolculuğunu tamamlamasını sağlıyor. Akademik desteği hala kullanmayan bir 12. sınıf öğrencisi varsa hemen tanışmasını öneriyorum.